Bu mevzumuz Hazreti Ali'nin geçmiş ehli sünnet tarafından kabul edilmemesi üzerinedir. Ahmed bin Hanbel, Abbasilerden Mutasım'ın ve Mütevekkil'in zamanında yaşamış ve hadislerin en gözdesi haline gelmiştir. İşte bu dönemde Hazreti Ali'yi diğer üç halifeye ekleyerek onu dördüncü halife olarak kabul ettiler ve Hulefai Raşidinden sayarak saygıyla anmaya başladılar. Bunu inkar etseler de tarihi araştıran bir kimse gerçeği görecektir. Belki de Ahmed bin Hanbel Hazreti Ali hakkında okuduğu sahih rivayetlerden etkilenmişti. Bu rivayetler halifelerin hoşuna gitmese de yok edilmedi. Ahmed bin Hanbel şöyle diyor: Peygamberin sahabeleri arasında Hazreti Ali hakkında hasen senetli hadislerin hiçbiri diğer sahabi hakkında elimize ulaşmamıştır. Böylece Ahmed bin Hanbel o zamana kadar Hazreti Ali'yi halife statüsünde görmeyenler arasında onun hilafetini doğru ve müteber saydı. Birçokları kendine ehli sünnet diyenlerin bu tutumundan haberdar değildir herhalde. Ehli sünnetin meşhur kitaplarından olan Tabakat-ı Hanabile'de İbni Ebi Yala kendi senediyle Verize-i Hameyesi'nin şöyle dediğini nakleder. Ahmed bin Hanbel'in yanına gittim. O dönemler Ahmed bin Hanbel Ali'yi Raşid halifelerin dördüncüsü olarak kabul ediyordu. Ona dedim ki, ey Ebu Abdullah, senin bu yaptığın Talha ve Zübeyr'e karşı bir tutumdur. Ahmed bin Hanbel, bu ne biçim sözdür diye söyledi. Biz niye onlarla savaşalım? Onun adını niye analım? Dedim ki, Allah seni hidayet etsin. Sen hilafeti dörde çıkardığın, Ali'ye itaati vacip bir imam olarak gördüğün ve geçmişteki imamların hakkını ona geri verdiğin zaman biz direkt olarak sahabeyle karşı karşıya gelmiş oluyoruz. Ahmed bin Hanbel, neden bu işi yapmayayım diye sordu. Ben de dedim ki, Ömer'in oğlu Abdullah'ın söylediği hadisten dolayı. Ahmed bin Hanbel dedi ki, Ömer oğlundan daha üstündür. Çünkü o, Ali'nin Müslümanların halifesi olmasına razıydı ve ona üçüncü halifenin seçilmesi için şurada yer vermişti. Bu yüzden de Ali kendisini müminlerin emiri olarak adlandırmıştı. Hal böyle olduğu zaman ben nasıl olur da ona müminlerin emiri değil derim. Ahmed bin Hanbel'in verdiği cevaptan sonra onunla konuşmamı yarıda kestim ve oradan ayrıldım. Bu konuşmalardan çıkaracağımız sonuç şudur. Demek oluyor ki Ehl-i Sünnet Ahmed bin Hanbel'in dönemine kadar Hazreti Ali'yi meşru bir halife olarak kabul etmiyordu. Talha ve Zübeyr de Ali ile savaştığı için Ali'ni halife olarak kabul ettikleri zaman çelişkiye düşmüş oluyorlardı. Açıktır ki Ahmed bin Hanbel isimli bu muhaddis Ehl-i Sünnet ve cemaatin önderi ve sözcüsü idi. Onlar Ali'nin hilafetini kabul etmiyor, Ehl-i Sünnet'in fakihi olan Abdullah bin Ömer'in delillerine dayanıyorlardı. Kur'an'dan sonra en müteber kitap olarak tanıdıkları Sahih-i Buhari'de de bu hadis geçmektedir. O halde Ehl-i Sünnet bu kaynağa dayanarak Ali'nin hilafetini de resmen tanımamalıydı. Buhari Sahih'inde Abdullah bin Ömer senediyle şöyle rivayet etmiştir. Biz peygamber zamanında insanların birbirlerine karşı üstünlüklerinden söz ediyorduk. Üstünlük sıralamasına göre önce Ebu Bekir'i, sonra Ömer bin Hattab'ı, sonra da Osman bin Affan'ı söylerdik. Allah onlardan razı olsun derdik. Buhari adı geçen kitabında bu rivayetten daha açık bir rivayete de yer vermiştir. Zira Abdullah bin Ömer şöyle diyor. Biz peygamber zamanında hiç kimseyi Ebu Bekir'e eş tutmuyorduk. Ondan sonra Ömer'i, sonra da Osman'ın üstünü biliyorduk. Sonra da peygamberin diğer sahabelerini üstün bildik ve hepsini eşit gördük. Yukarıdaki rivayetlere dikkat edersek, içinde ne peygamberin bir görüşü var, ne de peygamberin ahlakına uygun bir yaklaşım. Zira yukarıdaki rivayet tamamıyla Abdullah bin Ömer'in Hazreti Ali'ye olan düşmanlığının bir ifadesinden ibarettir. Ehli sünnet ve mezhebini bu temel üzere inşa etmiştir. Yani ilk üç halifeni fazilet sırasına koyuyor ama Ali'nin ismi ortada yok. Ümeyye oğullarına gelince onlar da bu ve benzeri rivayetlere dayanarak Hazreti Ali'ye küfretmeyi caiz görmüşlerdir. Muaviye zamanından Mervan bin Muhammed bin Mervan zamanına yani Hicri 132 yılına kadar minberlerde
Hazreti Ali'ye lanet okunurdu. Ali Şiilerini ve bu tür siyasetlerine ters düşen kimseleri acımadan öldürürlerdi. Elbani Silsilatül Ehadisi Sahih kitabında aynı zamanda Abdüsselam Yasin'de ondan naklen Sünnetullah adlı kitabında şöyle yazar. Ahmet bin Hanbel şöyle fetva veriyordu. Kim halifeleri Ali'yi de katarak dörtlemezse o ailesinin eşeğinden daha sapkındır. Hazreti Ali'yi dördüncü halife kabul etmeyen biri ile hatta evlenmek bile haramdır demişti. Anlaşılıyor ki o zamanlarda Hazreti Ali dördüncü halife olarak kabul edilmemiş ve ona karşı Emevi ve Beni Ümeyye'nin iftiraları yer almıştı. Abbasilerin başa geçmesiyle Ebu'l-Abbas Seffan dönemi olan Hicri 133 yılından Mütevekkilin dönemi olan Hicri 247 yılına kadar Ali ve takipçilerine olan düşmanlık farklı yöntemlerle ve farklı şekillerle devam etti. Zira Abbasiler peygamber ailesi ve Şiileri adına hilafeti ele geçirdiklerini savunuyorlardı. Siyasi çıkarlarından dolayı minberlerde lanet okumasalar da özel toplantılarında Ümeyye oğullarından daha ileri gidiyorlardı. Onlar tarihte yaşanan olaylardan gereken dersi almışlardı ve bu yüzden Ehl-i Beyt'in mazlumiyetini halka anlatarak bunu bir kalkan olarak kullandılar. Kurnaz bir taktikle gelişen olaylardan kendi lehlerine faydalanmaya çalıştılar. Kendilerini Ehl-i Beyt imamlarına yakın göstererek halkın ayaklanmasını önlemeye çalışıyorlardı. Harun oğlu Memun, İmam Rıza'ya aynen bu taklitle yanaşmış, tahtını sağlama aldıktan sonra ayaklanmaları bastırıp tam rahatladıktan sonra imamlara ve onların Şiilerine tekrar zulüm ve hakaret etmeye başlamıştı. Tıpkı Hazreti Ali'ye düşmanlığıyla tanınmış Abbasi halifesi Mütevekkil gibi. Zira Mütevekkil de kendi döneminde İmam Ali ve İmam Hüseyin'in türbelerini ateşe vermişti. Birçoklarının bilmediği bir gerçek vardır ki Emevi ve Abbasi halifeleri Ehl-i Beyt imamları olarak tanınan yani peygamberin torunlarının 11 tanesini de şehit etmiştir. Bu delillerden dolayıdır ki bizler Ehl-i Sünnet'in Ahmet bin Hanbel zamanına kadar Hazreti Ali'ye ve hilafetine pek sıcak bakmadığını savunduk. Bu konunun gerçek olduğu olaylardan biri de İmam Nesai ile bağlıdır ki gelecek mevzularda onu da konuşmamız gerekecek.